Arkadaşlar hoş geldiniz. Seyir 2 dersimizin uzaktan eğitimden ilk dersi. Biz derslerimizi Seyir 2 dersimizde teorik kısmını bitirdiğimiz için uygulamalara geçmiştik. Bu derste teorik kısımlarını genel olarak anlatmak istiyorum. Özellikle seyir dersinde ve daha sonraki iş yaşamımızda seyir uygulamalarında kullanacağımız araçlardan bahsedeceğim bu derste. Paralel cetvel. Bunu kullandık zaten. Makaralı paralel cetvel. İletki. Üç kollu iletki. Bu aynı zamanda station pointer olarak da geçiyor. Yönye, kör pergel, sürat ve mesafe cetveli, magnetik ve gyro pusula, semt çevirmeleri ve semt aynası. Paralel cetvel, temel seyir uygulamalarında kullanılan harita üzerinde rota çizmek için, kerteriz almak için kullandığımız bir araç. 40 ila 50 santim uzunluğunda, 6-7 santim genişliğinde iki cetvelin birbirlerine madeni iki kolla bağlanarak hareket ettirilebilir hale getirilmesiyle oluşturulmuş bir araç. Rota uygulamalarımızda, kertelimiz uygulamalarımızda kullanıyoruz bu aleti. Paralel cetvel harita üzerinde pusula gülünün üzerine yerleştirilerek pusula gülünün merkezindeki nokta ve açının kesiştirilmesiyle o açıya paralel halde cetvelin kaydırılmasıyla kullanılıyor. Mesela burada gördüğümüz A şamandırasıyla B şamandırası arasındaki kerterizi ya da kerte hattını ölçmek için paralel cetvelimiz konumlanmış. Bu paralel cetveli kolları kaydırılarak pusula gülü üzerine yine pusula gülünün merkezindeki noktanın üzerine yerleştirilerek hangi açıda olduğu ölçülüyor. Tabii bu durumda iki durum var, iki nokta var. Birincisi mesela buradaki açıda 300 300 küsur ve 170 küsur şeklinde iki açı var. Tabii ki bunun hangisi olduğuna o anki koşullar karar verecek. Hangi durumda olduğunuzda sizin karar vermeniz gerekiyor. Onun dışında iki nokta arasında çizdiğiniz rotanın yine paralel cetvelle pusula gölü üzerine kaydırılarak rota açısının belirlenmesi. Hangi rotaya gidecekseniz o rotanın yine pusula gölü üzerinden belirlenip sadece tek bir nokta üzerine kaydırılarak o noktadan çizilmesi şeklinde kullanılabilir. Herhangi bir A cisimine sizin aranızdaki kerterizin bulunması için yine kerterizini çizdiğiniz cisimin kerte hattını pusula gölü üzerine kaydırarak açıyı bulabilirsiniz. Ya da tam tersi haritada tespit ettiğiniz açının kerteriz açısının pusula gölü üzerine yerleştirilerek sizin mevkiinize kaydırılarak bulunmasını sağlayabilirsiniz. Paralel cetvelin kullanımı pratik ancak tabii ki biraz tecrübe etmek gerekiyor. Ancak bu tecrübelerden sonra kolay kullanım sağlamak gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey paralel cetvelin kullanımı sırasında açısının bozulmaması. O yüzden sabitleyeceğiniz parça ya bastırarak diğerini rahatça hareket ettirmeniz, sonra bu hareketi tersin şeklinde yapmanız gerekiyor. Derslerde kullanmadık ama normalde kullanılan ve pratik bir kullanımı olan makaralı paralel cetvel bu. Makaralıca paralel cetvel. Yine aşağı yukarı 40 ay 50 santim uzunluğunda
biraz daha geniş bir plakadan oluşuyor. Plakanın bir tarafında makaralı ayaklar var. Ayaklar vasıtasıyla plakayı, daha doğrusu paralel cetveli, paralel bir şekilde haritanın üzerinde kaydırabiliyorsunuz. Aynı zamanda cetvelin üzerinde iletki var, bu açıyı kullanarak az önce söylediğim Kerteriz rota uygulamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anki örnekte, ekranda gördüğünüz örnekte 1 bölü 40 bin, 1 bölü 20 bin için uzunluk ölçüleri verilmiş. Bu şekilde kullanımınız kolay. Normalde derslerimizde kullanmadık ama kullanımı kolay, pratik bir alet. Paralel cetvelden daha kolay bir kullanımı var. Tabi burada şöyle bir durum var. Sadece tek birini kullanmanız gerekmiyor. Yani mesela sadece paralel cetvelinizi kullanmanız ya da makaralı paralel cetvelinizi kullanmanız gerekmiyor. İhtiyaç halinde eğer haritanız büyükse ve çizeceğiniz rota ya da iki mevkiyi birleştireceğiniz hat birbirinden çok ayrıksa, o zaman ikisini beraber ya da diğer cetvellerle beraber kullanma şansınız var. İletki eşkenar bir dik üçgen. Özür dilerim. İkizkenar bir dik üçgen. Tek kullanabildiğiniz gibi, tabii ki tek kullanımda muhakkak ya paralel cetvelinizin ya da makaralı paralel cetvelinizin olması gerekiyor. Genel olarak ikisi birlikte kullanılıyor. Üzerinde açıları tespit edebileceğiniz çizimler var. Pusula gölü üzerine koymadan sadece haritanızın üzerindeki enlem ve boylam çizgileriyle açıları ölçebiliyorsunuz. Aynı şekilde kenarları vasıtasıyla birbirlerini kaydırarak da kullanabiliyorsunuz. Daha pratik bir kullanım var. Ben açıkçası şahsi olarak iletkiyi paralel cetvelden ya da makaralı paralel cetvelden daha çok tercih ediyorum. Yine eğer çok uzun bir hat üzerinde bir çizim yapacaksanız, ikisini hemen uzun kenarındaki okları gördüğünüzde bunun birbirlerine temas etmesi vasıtasıyla kaydırarak kullanma şansınız var. Tabii ki yine paralel cetvelle ya da diğer makaralı paralel cetvelle de kullanabilirsiniz. Size büyük bir kolaylık sağlar. Üç kollu ileti, iletki yine derslerde kullanmadığımız bir araç. Yine bir iletki, üç kolu var. Birbirine komşu iki açının harita üzerine yerleştirilmesiyle kullanılıyor. Genel olarak sekstant dediğimiz aletle yatay olarak kerterizini alacağımız iki cismin birbirlerine göre açısı ölçülerek kullanılıyor. Burada harita üzerinde konumlanmış şekilde A, O, B açısı ve B, O, C açıları, kolları ayarlanarak harita üzerinde hangi cismin kullanıldığına göre harita üzerine yerleştirilerek kesiştiği nokta, O noktası bulunduğunuz mevkiyi veriyor. Yine sekstanta kullanıldığı için kolay, pratik bir kullanımı var. Biz bunu uygulamalarımızda çok kullanmayacağız. Ama yine bilmekte, uygulamanın en azından temel mantığını kavramakta fayda var. Sonraki aletimiz gönye. Bunu buraya almamın sebebi, normalde iletkimiz varken bunu kullanmıyoruz tabii ki. Yani böyle bir amaç için tasarlanmamış, seyir uygulamaları için de tasarlanmış bir alet değil. Ama paralel cetvel gibi iki tanesini kaydırarak kullanma şansımız var. O yüzden de kolaylık sağlıyor. Özellikle ders uygulamalarında fiyata da uygun olduğu için öğrencilerimizin kullanması konusunda bize büyük bir avantaj sağlıyor. O yüzden de gönyeyi kullanıyoruz.
Seyirde kullanmayacağız. Normalde gemide kullandığımız bulunan bir alet değil. Ancak dediğim gibi pratik uygulaması kolay olduğu için fiyatı da uygun olduğu için buraya almaya uygun. Körpergel harita üzerinde yaptığımız işlemlerin temel araçlarından biri. Körpergel iki sivriltilmiş ancak köreltilmiş ayağa sahip metal bir parça. İki çeşidi var. Solda gördükleriniz tek elle kullanılabilen, rahatça tek elle kullanabildiğiniz. Sağda ise direkt açarak kullandığınız. İkisi de temel mantık aynı. Herhangi bir farklılık yok. Burada iki şekilde pergeli kullanabilirsiniz. Birincisi mesafe ölçümü için. Diğeri de enlem boylam. Ona göre mevkiyi belirlemek için ya da mevkiyi belirlemenin dışında belirli mevki üzerindeki belirli mevkinizin enlemini, boylamını bulmak için kullanabilirsiniz. Mesafe ölçümü için malum hangi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçecekseniz pergelinizi o kadar açıp enlem üzerinden dakika kontrolü yaparak dakikasına uygun olarak açarak mesafesini mil olarak burada dikkat etmeniz gereken şey ölçeceğiniz mesafenin pergelinizin açabileceğiniz uygun açısından daha büyük olması durumunda. O zaman o açıyı ölçmek için pergelinizi daha küçük bir aralıkta açıp bunun harita üzerinde 5 millik, 3 millik, 10 millik, 2 millik gibi haritanın ölçeğine uygun bir şekilde açarak ve iki cisim arasında adımlayarak ölçümü yapabilirsiniz. Sonuçta pratik bir kolaylık sağlar. Koordinat belirlemede ise eğer mevkisi belli ise direkt enlem ve boylam üzerinden haritada sizin enleminize boylamınıza yakın olan noktaya enlem ve boylam çizgilerine göre açarak pergelinizi cismin mevkisini harita üzerine aktarabilirsiniz ya da cismin mevkisini harita üzerinde tespit edebilirsiniz. Bu da kullanım kolaylığı sağlayan bir uygulaması. Eğer mevkisini tespit edecekseniz harita üzerinde çizgiye göre açtığınız pergelin ucunu sabitleyip diğer ucunu kalemle işaretlemeniz gerekiyor. Her iki pergel işlemi enleme boylama göre yaptıktan sonra sonuçta kesiştiği nokta mevkinizi verecek ya da hangi mevkideyseniz o miktarda açıp haritanın kenarındaki enlem ve boylamları ölçerek sonuçta hangi mevkide olduğunuzun koordinatlarını olacaksınız. Sürat ve mesafe cetveli yine ders uygulamalarında bahsettiğimiz bir konu değildi ama normalde pratik bir kullanımı olan bir araç. Hız, zaman ve mesafe üçlemesinin den bilmediğinizi bulmak için bildiğiniz ilk diğer ikisinden bulmak için kullandığınız bir alet. Hız ve zamana girip mesafe ya da mesafe zamana girip hızı mesafe hızı bulup zamanı şeklinde hesaplama şansınız var. Kullanımı pratik ve kolay bir alet. Normalde seyir birin konusu olan manyetik ve gyro pusulalar seyir sırasında kullandığımız önemli aletlerden biri. Manyetik pusula manyetik kuzeyi gösteren dünyanın manyetik boylamlarına paralel olarak konumlanan bir alet. Herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan, güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalıştığı için de gemimizin vazgeçilmez araçlarından biri. Sol tarafta gördüğünüz bir manyetik pusula. Manyetik pusula
Tabii ki geminin manyetik alanından, dünyanın manyetik sapmalarından etkilendiği için bunun düzeltmesinin yapılması gerekiyor. Biz bunu daha önceki dönemde, bir önceki dönemde derslerinde ayrıntılı olarak gördük. Seyir 2 dersimizde bu uygulamaları harita üzerinde pratik kullanımını da nasıl yapacağımızı da göreceğiz. Sağda gördüğümüz de bir jiro pusulanın repeater'ı. Jiro pusula jiroskop prensibine de çalışan, elektrikle çalışan hakiki kuzeyi gösteren bir alettir. Hakiki kuzeyi gösteren derken tabii ki jiro hatası da olabilir. Bu düzeltilmesi de, bu düzeltmenin de yapılması gerekiyor. Jiro pusulamızda ya da manyetik pusulamızda kerteriz alırken, cisimlerin ya da gök cisimlerin kerterizini ve semtini alırken kullandığımız iki aletimiz var. Pusula tasının üzerine yerleştiriyoruz bunları. Semt çemberi manyetik pusulanın ya da jiro pusulanın repeater'ın üzerine, tasının üzerine yerleştirilerek kullanılıyor. Burada temel mantık, kerterizini alacağınız cisim her iki ucundaki kısımla kesiştirilmesi ve bu kesişimin manyetik ya da jiro pusula üzerinde hangi açıya denk geldiğini tespit edilmesine bağlı olarak kullanılıyor. Aynı şey jiro pusula için de geçerli. Yani hem manyetik pusula için kullanabilirsiniz hem de jiro pusula için kullanabilirsiniz. Manyetik pusulayla aldığınız zaman tabii ki manyetik kerteriz olduğunu ve bu kerterizin hakiki kerteriz olabilmesi için düzeltilmesi gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Buna göre düzeltmeyi yapacağız. Sağda gördüğünüz ise semt aynası. Semt aynası gök cisimlerinin semtini, kerterizini hesaplamak için kullandığımız bir çember. Yine manyetik pusulanın ya da jiro pusulanın pusula tasının ya da repeater tasının üzerine yerleştirilerek kullanılıyor. Genel olarak astronomik seyir uygulamalarında kullandığımız bir araç. Dersimizde bu konuyu işlemeyeceğiz. Seyir 2 dersinde. Nasıl kullanılıyor kısmına gelince de buradan iki tane görüntü var. Her ikisinde de bir cismin kerterizin alınması uygulaması söz konusu. Her iki tarafında da gözde semt çemberinin üzerindeki kısmını kesiştirilerek pusula tasınındaki açının ölçülerek kullanılmasıyla yapılıyor. Her ikisinde de gördüğünüz gibi bir ayarlama var. Bu ayarlamanın şeyine göre de kerterizi alınmış. Evet, bugünlük seyir uygulamalarında gördüğümüz cihazları, kullandığımız cihazları gördük. Eğer herhangi bir konuda sorunuz varsa bunları bana online olarak sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.